Delta varyantı ilk kez Ekim 2020'de Hindistan'da tespit edildi. İlk önce Hint varyantı olarak bilinen, daha sonra Delta olarak adlandırılan bu yeni varyant 80'den fazla ülkede görüldü. As we have said, new variants are expected and will continue to be reported. That's what viruses do. They evolve. But we can prevent the emergence of variants by preventing transmission. It's quite simple. More transmission, more variants. Less transmission, less variants. İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede COVID-19 enfeksiyonlarının yükselmesinin altında yatan sebeplerden biri olarak Delta varyantı gösteriliyor. Peki son dönemde gündeme gelen Delta ve Delta Plus arasındaki fark nedir? Her iki varyant da Hindistan bölgesinde başladığı için bu bölge Delta bölgesi olarak adlandırıldığından Delta ismi verildi. Ancak bu şöyle bir karışıklığa neden olabilir. Zaten koronavirüslerin 4 ana sınıfı var. Alfa, beta, gamma ve delta diye. Sakın subtiplerle bu varyantı karıştırmayalım. Varyant olarak delta öncelikle Hindistan'da gelişti ve bunun daha patojen, daha bulaşıcı, ağır klinik seyir gösteren bir formu delta plus Hindistan'da görüldü ve dünyaya yayıldı. Aralarındaki fark delta plus'ın daha bulaştırıcı olması ve daha şiddetli bir klinik seyir göstermesidir. İngiltere'nin eski Sağlık Bakanı Matt Hancock, Haziran'ın ilk haftası yaptığı açıklamada Delta varyantının %40 daha fazla bulaşıcı olduğu bilgisini paylaşmıştı. Spike proteinlerinin kısmi bir mutasyonuyla acı reseptörlerine bağlanma katsayıları değişti bunların. Buna biz asosiyasyon, disosiyasyon sabiteleri diyoruz. Bu virüs biraz daha reseptörlere kolay bağlanarak hücre içerisine daha kolay giriş yapan bir formdur. Söz konusu varyant kaynaklı COVID-19 vakalarının daha farklı klinik semptomlarla kendini gösterebildiği ve bazı hastalarda daha ağır seyredebildiği de belirtiliyor. Peki bu semptomlar neler? Delta Plus genç nüfusta daha fazla görülüyor ancak bu şu anda bilimsel ortamda bir tartışma yaratıyor. Bildiğiniz üzere yine 65 yaşın üstünün aşılamaları olduğu için popülasyon bu nedenle aşağı kaydı. Yoksa genç nüfusu etkilemesinin nedeni Delta Plus'ın ayrıca virüsün yapısıyla mı ilgili tartışması oldu. Akciğerleri çok daha kolay tutuyor. %60 daha fazla bulaştırıcılığı var Delta Plus'ın. Ve yine burun akıntısı, hapşırma, öksürük, nefes darlığı gibi semptomlarla, eklem ağrılarıyla seyrediyor. Delta varyantı daha mı ölümcül? Delta Plus ve Delta'nın öldürücülük oranı ile ilgili henüz bilimsel veriler tam olarak yayınlanmadı. Bu konuda meta analizler yapılmadı. Ancak daha ağır klinik seyir gösterdiği ve bulaştırıcılığının daha fazla olduğu söylenmektedir. Peki şu anda dünyada bilinen en bulaşıcı varyant hangisi? Şu anda en sık gözlenen varyant İngiltere varyantı. Bunun dışında bildiğiniz gibi Güney Afrika, Brezilya, Kaliforniya gibi ve Delta varyantları gibi varyantlar da var. CDC 16 adet varyantı endişe verici olarak bulmakta ve bunların listesini yayınlamıştır web sayfalarında. Bunlardan birisi de işte Delta, Güney Afrika, Brezilya ve İngiltere. İngiltere varyantına şu anda Alfa ismi genelde medyada kullanılıyor. Hindistan için ise Delta. Bunların tümü endişe verici hızla yayılıyor. Türkiye'de Alfa daha yaygın. Ancak Delta'da 134 vaka görüldü. İleride artıp artmayacağını göreceğiz. Daha çok kimler risk altında? Among whom is this taking place? The Imperial College of London did a study in over 100,000 homes and looked and found that youth were driving the UK surge with a fivefold higher positivity among children 5 to 12 and young adults 18 to 24. Versus people older than 65 years old. Bu varyanta karşı kendimizi nasıl koruyabiliriz? Varyantı taşıyan kişilerin sıkı izolasyonu, daha uzun süre izolasyonu ki o da zaten öneriliyor. Onun dışında aşının aralığını kısaltmak da böylece ikinci dozu insanların daha erken olup
koruma oranının yükselmesi faydalı. Tabii bir yandan hani daha tek doz aşılanmışlar da kendilerini çok güzel korunuyor diye düşünüp daha rahat davranmasınlar. Hala bu COVID önlemlerine, yani maske, mesafe, hijyene ve süreye dikkat etmek lazım. Aşı tek başına çözüm değil. Yine maske, mesafe ve hijyene belli bir süre devam etmemiz gerekiyor. Normalleşme için kesinlikle faz 4 verilerine yerine oturması gerekiyor. Bu veriler yayınlandıktan, bilimsel veri haline geldikten sonra korunmanın ne zaman, pandemiyle ne zaman mücadelemizin sonuçlandığı o zaman belli olacak veya sonuçlanıp sonuçlanamayacağı. Ondan sonra ancak maske, mesafe, hijyen gibi tedbirlere ara verip normalleşmeye geçebiliriz. Görülüyor ki bu yazıda böyle pandemiyle geçireceğiz. Çünkü %70 gibi bir toplumsal bağışıklık Türkiye'de henüz sağlanmadı. Yine yurttaşlarımıza buradan sesleniyoruz. Maske, mesafe, hijyene dikkat ediniz. Kalabalık, kapalı alanlardan uzak durunuz. Açık alanları tercih ediniz. Hareketsiz kalmayınız diyoruz onlara. Çünkü hareketsizliğin getirdiği sağlık sorunları var. Ve aşınızı da ilk ulaşabildiğimiz aşıya muhakkak olun diye vatandaşlarımıza tavsiye ve bulunuyoruz. Bir diğer merak konusu ise mevcut aşıların Delta'ya karşı ne kadar etkili olduğu. İngiltere Halk Sağlığı Kurumu'nun yaptığı çalışmada Pfizer-BioNTech ve AstraZeneca aşılarının Delta varyantı kaynaklı COVID-19 hastalığının ağır seyretmesine karşı çok iyi koruduğu belirtildi. Ancak Türkiye'de 65 yaş üstü insanların büyük çoğunluğu Sinovac'a ait CoronaVac aşısı oldu. Sinovac aşısının özellikle etkinliği, Delta varyantındaki etkinliği daha düşük. Biz BioNTech aşılamasına daha yeni başladık. BioNTech'in etkinliğinin ikinci dozdan sonra yüksek olduğunu biliyoruz. %90'ın üzerinde Delta varyantı içinde. Ama 65 yaş üstümüzü biz başta tek aşımız olduğu için elimizde Sinovac'la aşılamıştık. Bu zamana kadar önemli ölçüde korudu, evet. Sinovac temel ilk başlangıçtaki SARS-CoV-2 virüsüne etkiliydi. Bunu da gördük zaten. Ama ne yazık ki Delta varyantı için koruyuculuğu düşük diyor yapılan çalışmalar. Pfizer-BioNTech aşısının ilk dozunun bile %60 ile %70 arasında bir koruyuculuk olduğu, yani tek dozla %60-70 koruyuculuğu olduğu belirtildi. Ve yine iki doz yapıldığında, yani acil kullanım onayı ya da EUA belgesi alınırken verilen olan klinik çalışmalara uygun bir şekilde doz aralıklarıyla yapıldığında ise %95 gibi koruyucunun olduğu biliniyor. Bu nedenle Türkiye'de eğer bir sorun yaşanırsa üçüncü doz aşı olarak özellikle yaşlı nüfusumuza ve sağlık çalışanlarına bir Pfizer-BioNTech tek doz aşı yapılmasını tavsiye ediyoruz Pandemi Çalışma Grubu ve Türk Tabipleri Birliği olarak. Delta varyantının dünyada yayılmaya başlamasının ardından Türkiye'de de bir dizi önlem alındı. Şu anda Türkiye, Brezilya, Güney Afrika gibi ülkelerin yanı sıra Delta varyantının yoğun görüldüğü Hindistan, Nepal, Pakistan gibi ülkelerden gelen yolculara bazı kısıtlamalar uyguluyor. Ancak yine Delta varyantının yaygın olduğu İngiltere'den gelecek yolculara karantina uygulaması yok. Rusya ile uçuşlar da başladı. Türkiye'de alınan önlemler yeterli mi? Delta varyantı çok daha hızlı yayılıyor, onu biliyoruz. Ve ne yazık ki Türkiye'de yeterli düzeyde bizim genom sekans analizi dediğimiz varyant türlerini tespit etmeye dönük yaygın değerlendirmeler yapılmıyor. Yani laboratuvar çalışmaları yapılmıyor. Onun dışında tabii Delta varyantın yoğun olduğu ülkelerden Türkiye'ye girişle ilgili ciddi sorunlar var. Rusya'ya uçuşlar açıldı. Başından beri aslında ulusal çıkar diye bir tanımlama getirdi Sağlık Bakanı. Ulusal çıkarın da ekonomik çıkar olduğunu biliyoruz. Peki Delta varyantı mevcut bulaşıcılık hızında devam ederse sonbaharda dünyayı yine kapanma mı bekliyor? Epidemiyolojik alanda ortalama olarak pandemi başına 9 dalga olduğu bilim insanları tarafından söylenir. Biz biliyorsunuz 3 dalga dönemi yaşadık dünyada pandemiyle ilgili. Türkiye'de ise bir dalganın 3 pikini yaşadık gibi. Çünkü hiçbir zaman belli bir rakamın altına düşmedi bu salgın düzeyi.
Şunu söyleyebiliriz Türkiye için gayet rahatlıkla. Biliyorsunuz yazın turizmin sezonu ve bu özellikle de Delta varyantının yoğun olduğu ülkeler İngiltere, Portekiz, Meksika, Amerika, Rusya ve Hindistan. Ki 1 Temmuz'dan itibaren Hindistan'a da karantina uygulamasını kaldırıyoruz ve son 72 saatlik PCR negatifliğine girebilir, vize alabilir şeklinde yorumluyor otoriteler. Bu Türkiye'de yeni bir dalgayı sonbaharda karşımıza getirebilir. Sadece turizm kaygılarıyla, ekonomik kaygılarla, halkın sağlığını öncelemeden alınmış olan bu politik kararlar, ki geçmişte de oldu, biliyorsunuz pek çok hata yapıldı Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Otoriteleri tarafından, Türkiye için bir dördüncü büyük dalga olarak sonbaharda karşımıza çıkabilir. Peki varyantlardan korkmak gerekir mi? Şu açıdan korkmak gerekiyor. Belli bir dönem sonra eğer bu gen kaymaları haline gelirse mutasyonlar artarak, bunlar biliyorsunuz nokta mutasyonlar halinde gelişiyor virüsün RNA dizisinde. Eğer büyük gen değişimleri yaşarlarsa bu sefer SARS-CoV-3'ten ve COVID-21'den bahsetmemiz gerekebilecek. Tıpkı pek çok salgında olduğu gibi virüs de kendini korumaya çalışıyor ve yapısını değiştiriyor. Bizlerin işte kullandığı tedaviler, aşılar gibi çalışmalara karşı o da kendi konağına, konak olarak seçtiği insanda daha rahat bulaşma ve onu daha rahat hücrelerini işgal etmeyle ilgili stratejiler geliştiriyor. Eğer yeni bir virüs türü gelirse ki ekosistemi çok bozduğumuzdan dolayı yeni pandemiler çağına giriyoruz. Belki önümüzdeki yıllarda pandemiler birer ikişer gelecek. Bunu bugünden görmek gerekir. Ve korkulacak şey aslında bundan sonra bir SARS-CoV-3'ün gelip gelmeyeceğidir. Hatırlarsanız MERS ve SARS virüsleri geçmişte pandemi yapan ve birkaç yıl sonra da ortadan kalkmış olan aşı çalışmaları tam yapılırken akim kalmıştı aşı çalışmaları. 10 yıl önceydi son ve şimdi yeni pandemiden sonra yeni bir virüs atağıyla karşılaşabiliriz. Başka virüslerden mutasyon geçirerek bu ekolojik yıkıma bağlı, ekolojik bozulmaya bağlı olarak insanlık için bir tehlike yaratabilir.